Sevgili BRT izleyicileri, yine bir sağlık ve spor programında ben sunucunuz, uzman diyetisyen Şöhret Ercan karşınızda. Bugün çok sevdiğim bir dostum ve çok kıymetli bir arkadaşım bizlerle birlikte olacak. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. İnsana dair aslında hepimizin hayatında çok önemli noktalara değinecek profesyonel koç sevgili İpek Kabidan bizlerle birlikte. Ben sözü uzatmadan ona hoş geldin demek istiyorum. İpek'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağına sağlık. Teşekkürler bu güzel davet için sevgili Şöhret. Evet, her şeyden önce bizim dostluğumuz çok önceye dayanıyor. Kesinlikle. Ve bu profesyonel ortamda da seni burada ağırlamaktan ve güzel bilgilerinden yararlanmaktan mutluluk duyacağım. Ayağına sağlık. Yoğun programında bana da zaman ayırdın ve bugün buradasın. Memnuniyetle geldim. Evet. Çok da güzel bir program olacağına eminim. Senin güzel enerjinle. Evet, aynı şekilde. Şimdi istersen seni tanıyarak bir başlayalım. Hı-hı. İpek Kabidan kimdir? Seyircilerimize bir kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. 2003 yılında İşletme ve Ekonomi Fakültesi mezunuyum. Aslında daha çok muhasebe ve finans alanlarında uzmanlaştım. Yaklaşık olarak 2015 yılına kadar çok değerli, Kıbrıslı çok değerli iş adamlarıyla birlikte çalıştım. Dünya markalarının temsilcileriydiler. Kendimi geliştirme fırsatı buldum, yönetici olma fırsatı buldum buralarda. Üst düzey yöneticilik yaptım. 2015 yılında artık dedim ki kendi çatımın altında olmalıyım. Yani belli bir birikim vardı. Artık o donanımla özgürleşebilirim, kanat çırpabilirim, artık bir kelebek olabilirim gibi hissettim. Evet. Ve 2015'te kendi şirketimi kurdum. Bu oluşuma giderken de bu yöneticilik yaptığım dönemlerde hep böyle kişisel gelişim merakımdı, insan hep odağımdı. Yani az çok sen de biliyorsun dostluğumuzdan dolayı sohbet önemli, her zaman güzel bir dinleyici olduğumu düşünüyorum ama çok kıymetli benim için insan, çok büyük bir değer. Hani bu alanda birazcık daha kendimi geliştirmem gerekir diye hep düşündüm açıkçası, hep de hissettim. Neden? Birçok eğitim alıp birçok eğitim aldırdım aslında ben yönetici olduğum dönemlerde. Çok kıymetli hocalar geldi, biz Türkiye'ye gidip çok kıymetli eğitimler aldık. Birinin çok büyük adım atabileceğine inandım yönetici anlamında yetiştirip hani bir kariyer maratonunda olabileceğine inandım ama tutukluklar gördüm. Evet. Korku gördüm. Gerçek hani ben yapabilirim mi? Gerçekleştiremeyen aynen. insanları gördüm. Aynen öyle. Baktığınızda teknik donanım olarak harika ama bu donanımdan faydalanıp bunu çevirebilecek kişinin hani çok daha farklı kendini bir yerlerde görebilecek o kişinin bir şekilde kendini tuttuğunu gördüm. Evet. Ya dedim ki bunu birazcık irdelemek lazım. Yani insan dediğimiz şey o kadar farklı bir yaratılış, bir varlık ki hani bunu daha yakından incele İpek gibi bir merakla aşağı yukarı 2016 yılı sonuydu 2017 gibi bu kişisel gelişime dair hangi eğitimleri alabilirim, kendime neler katabilirim diye bir yolculuk başladı ve İstanbul serüveni başladı diyeyim. Aşağı yukarı 1,5-2 yıla yakın genelde koçluk eğitimi olmakla birlikte birçok eğitim aldım. Tabii işin içine girdikçe felsefe o kadar yaygın ki hani insanlara iyi gelen neler var? İnsanlar kendi benliklerini nasıl keşfediyor? İşte o farkındalık dediğimiz şey ne görüyorlar o farkındalıkta? Ne değiştiriyor onları? Hani şey olur ya bir kitap okudum uyanış hayatım oluyor. Değişti. Evet. İşte bir seminere gittim hayatım değişti. Bunları araştırırken ve en önemli şey de bu eğitim sürecinde bana katkısı ne oldu diye sorguladığım zaman aslında bu işi birazcık daha uzmanlaşarak yapmak istediğime karar verdim. Çünkü ben ayrımı yaptığımda, kendi şirketimi ayırdığımda daha çok kurumsal danışmanlıktı. Oralarda belli başlı eğitimler vardı ama direkt birebir kişiye dokunan şekilde değildi. Bu eğitimler ve bugüne kadar gelen eğitimler sonrasında işte klinik psikolojiyle ilgili özel bir üniversitede eğitim almaya başladım. Bu yıl artık tezimi de verip harika. İnşallah mezun olacağım. İşin içine girdikçe insana yaklaştıkça aslında insanın içine yaklaştıkça. Çünkü bir dışarıda var bir de içeride var bizden çok daha büyüğü. Kesinlikle evet. Bunu gördükçe
tanıdıkça, dokundukça, faydamın dokunduğunu hissettikçe bu alan benim için daha da derinleşti. Ve hep böyle sürekli kendini geliştirme isteğiyle hala bugün de. Yani evet, üniversite öğrencisiyim. İkinci kez bunu yaptım çoluğa çocuğa rağmen. Karıştıktan sonra. Büyük cesaret öyle. Ama bu bir tutkunun eseri. Evet, kesinlikle. Değil mi? Yani hani insan, hani benim de dokunduğum, benim de görev tanımıma baktığımızda insan hayatlarına dokunuyoruz ve aslında en büyük motivasyon insanların size bu imkanı sunması, kesinlikle, hayatlarına dokunma hakkını size vermesi ve sizin dokunuşlarınızla onların hayatındaki o müthiş değişimleri gözlemlemek, herhalde bunun üstünde bir tatmin olamaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani sizin kendinizi geliştirmek için attığınız her adımda zaten siz de gelişiyorsunuz. Yani kişi önce kendinde deneyimlediği bir şeyi, özümsediği bir şeyi ancak birine aktarabilir diye düşünüyorum. Önce kendinize yarıyor bu gelişim evresi. Kesinlikle. Yani bu alınan eğitimler. Ve bunu birilerine vermiş olmak ve karşınızdakinin bir şeyleri sizin aracılığınızla, yani çünkü bir araçsınız. Yani mesela o koçluk dediğimiz, biraz sonra birazcık geleceğiz tanımlarına. Evet. Bir araçtır aslında. Yani haritada kişinin elindedir. Kişi aslında nereye gideceğini de az çok bilir. Siz onun için bir araçsınız orada. O sizi kullanır o direksiyonu aracı. Direksiyonu hangi tarafa kırması gerektiği, aynen öyle, konusunda bir, aynen, yol öyle göstereceğiz. Bu doğrultuda bunları da gördüğünüz zaman, dediğim gibi, yani bu mesleğe daha da sarılmak, daha da gelişmek zaten elzem oluyor. Çünkü müthiş bir, hakikaten dediğim gibi, müthiş bir motivasyon oluyor. Birazcık da yaşam amacına ulaşmış olmanın hazzı da oluyor. Yani yıllarca, çünkü finans muhasebe alanında üst düzey yöneticilik yaptım. Başarılı mıydım? Başarılıydım, genç yaşta oralara gelmiştim ama hep de içimde farklı şeyler vardı. Yani eksikliklerin farkındaydınız. Aynen, bunun peşinde gidebilmek, bugün o ayrımı yapabilmek de benim için muhteşem bir şey oldu. İpek Kabir'den kısacık böyle, evet, aslında. Dilersen yaşam koçluğunun da bir tanımını yapalım. Hı hı. Çünkü çok hassas bir konu bu. Ben programlarımda çok farklı meslek gruplarından insanları da dahil ediyorum. Psikologlar da geliyor, hekimler de geliyor ve bu koçluk konusu aslında, hı hı, çok ince bir çizgi. Aynen. Görev tanımının çok doğru yapılması gerekiyor ve suistimale açık bir alan. Kesinlikle. O yüzden bir genel tanımı, görev tanımı nedir, kimlerle çalışır, kimlerle çalışmaması, hı-hı, gerekir, bu konuda da bir aydınlatma yapabilir, tabii, miyiz? Tabii ki, memnuniyetle. Önce ben kendimle ilgili küçük bir şey daha eklemek istiyorum bu koçluk, evet, tarafıyla ilgili. Mesela ben profesyonel koçluk title'ını kullanmayı tercih eden biriyim. Neden? Yaşam koçluğu dediğiniz şey, işte bu eğitim yelpazesi dediğim şey, evet, var ya, biraz önce anlattım. Aslında sadece bir parçası. Yani o yaşam koçluğu dediğiniz title'a da çok kolay ulaşabiliyorsunuz maalesef. Bu da çok belirli önemli. Belirli sertifika programlarından, aynen, sonra. Aynen, yani 3-4 günlük bir sertifika programıyla. Şu yanlış anlaşılmasın, benimki de sertifika programıydı. Yani ben Yeditepe Üniversitesi'nin sürekli eğitim merkezinden sertifikayla çıktım. Bu, evet, diplomayla alınacak bir şey değil. Ama sadece o eğitim serüveninin içinde 6 parçalık bir eğitimin bir tanesiydi yaşam koçluğu. O yüzden ben kendim özellikle profesyonel koçluğu kullanıyorum. O bir alt kırılımdır benim için. Ciddi bir enstrüman mı? Evet. Ama çaldığım aletlerin bir tanesi diye bunu, evet, özetlemek istiyorum. Şimdi yaşam koçluğu, koçluk kavramı nedir? Neden ısrarla psikoloji alanıyla karıştırılıyor? Birazcık bunlarla başlamak istiyorum. Bir kere psikoloji alanına baktığınızda kişinin ruh sağlığıyla ilgilenen bir alan. Çok ciddi bir alan aslında. Karşınızdaki insana yaklaşımınız, konuşmanız, neden? Ve riskli bir alan. Kesinlikle öyle. Kişi tedavi olmak için size gelir, iyileşmek için gelir. Koçlukta siz sağlıklı bireylerle çalışabilirsiniz. Bu çok önemli. Kesinlikle bir ayrım. Kesinlikle düşünce yapısı, sağlıklı kendisi, sağlıklı yaşam tarzı, sağlıklı bir hedefi belirlemiştir. Nasıl gideceğini bilmiyordur. Hangi yolu seçmesi gerektiğini bilmiyordur. Bu ilişki olabilir, kariyer olabilir, hiç fark etmez. Ama kişinin sağlıklı olması çok önemlidir. Neden? Koçlar kesinlikle terapi yapamaz. Hiçbir seans terapi niteliğinde olamaz. Hiçbir söz, hiçbir eylem iyileştirici, bir şeyleri iyileştirmek olamaz. Evet, yaşam kalitesini artırmak olabilir, kişinin potansiyelini ortaya çıkartmak olabilir, kapasitesini daha da artırmak olabilir. X bir noktadan Y noktasına çıkması için inanılmaz bir merdivendir. Hatta şöyle bir metafor yapalım, ben hep şöyle bir benzetme yaparım. Bir koç merdivenden nasıl çıkacağını aslında belki rehberlik ederek bir şekilde araç, evet, konumundadır. Evet.
psikoloji alanına baktığımızda ise merdivenden düşen birinin nasıl iyileşeceğidir. Yaralarının nasıl iyileşeceğidir aslında. Çok güzel. Ha, tabii ki şöyle de bir şey var. Psikolojinin içinde kişinin gelişimine dair dokunuşlar da var illaki. Tabii ki kesinlikle vardır. Ama işin doğasına baktığınızda ruh sağlığıyla ilgilenir. Hı hı. Koçlar sağlıklı bireylerle ilgilenir ve olası herhangi bir durumda yani kişinin daha farklı bir şeye ihtiyacı olduğunu anladığı yerde bir koç prensibinde ki Türkiye'de çok daha ciddidir. Hani sertifikası ICF'e kayıtlı olanlar vesairelerle ilgili tabii ki orada da merdiven altı birçok şey vardır. Orada da problemdir Kıbrıs'ta olduğu gibi. Ama orada belli bir sözleşme doğrultusunda yaparsınız. Mesela benim uygulamamda da öyledir. Kişi geldiğinde önce koçluğun ne olduğunu tanımlarız. Sonra sözleşme yaparız aramızda nasıl bir yolculuk olacağını az çok anlattıktan sonra ve orada çok ciddi bariyerler vardır. Bunun bir psikoterapi olmadığını, bunun iyileştirici bir nitelik taşımadığını bu birlikteliğin, bu geçirilecek saatlerin diye özellikle orada belirtilir. Ha, bunu kişi nasıl ayırt edecek? Çünkü ciddi anlamda çok güzel bir şey söyledin. Suistimal de ediliyor. Bu alandaki arkadaşlar da tepki gösteriyorlar ve çok hak veriyorum kendilerine. Neden? 3 gün, 4 gün, 5 gün bakın koçluk bir koçluk 4 yıllık, 5 yıllık eğitimler sonrasında elde ettikleri öyle. Bir mesleğe kesinlikle yani öyle. Yani 3-4 günde aynen karşınıza alıp da atıyorum kendisini depresif hisseden bir kişiyle oturup da işte öyle yapalım evrene şu enerjiyi yollayalım yolla gelecektir sana geri. Yani bu çok tehlikeli bir şeydir. Neden? Hiç travmaya bilmeden, da sokabilirsiniz tabii ki insanın. Hiç bilmeden alt üst bile edebilirsiniz. İş ilişkisinden, evliliğinden edebilirsiniz. İş yaşantısından edebilirsiniz. Hı hı. Çok yanlış bir karar almasına sebep olabilirsiniz. Bununla çok ilgili önemli bir şey. Çok önemli bir örnek de var. Beki İkala bir terapi uyguladığı bir aynen. kişinin şizofrenikti zannediyorsam cinayet sonucunda aynen. hayatını kaybetti. Yani aynen. ciddi anlamda psikiyatrik sıkıntısı, aynen. psikolojik sıkıntısı olan kişilerin hayatına dokunduğunuz zaman ve bunu fark etmediğiniz zaman hem onların sağlığı için hem kendi sağlığınız için de ciddi bir tehdit unsurudur diye düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel bir örnek oldu. Benim bu alana girme yani o klinik psikoloji neden ikinci bir lisans, niye bu yaştan sonra evet. çoluğa çocuğa rağmen niye böyle bir atılım yaptın derseniz en büyük şey aslında buydu. Yani bilgiyi tam edinebilmek. Doğru tanıyabilmek. Neden? Evet kişi karşınıza geldiği zaman öyle bozukluklar var ki siz anlayamayabilirsiniz ve işte huyudur mizacıdır diyebilirsiniz. Evet. Huyu mizacı değildir aslında onun için çok ciddi bir tehdit ve toplum için de çok ciddi bir tehdittir. Bunları tanımak, madem ki bu alanın içindeyim, benim görevim diye düşündüğüm için girdim. Hep bunu söylüyorum, hani bunu da tekrar edeceğim. Bu benim için bir meslek olmayacak, koçluk çok ayrı bir şey. Yani koçluktan aldığım haz, kişilerle ulaştığım yerler çok ayrı, çok bambaşka şeyler. Çünkü kendinize bir klinik psikolog dediğinizde ayıramazsınız. Yani ben şu tanı koyduğum, şu bozukluğu gördüğüm hastayla çalışmam o tabelanın altında. Bunu diyemezsiniz. Ama ben neyi demek istiyorum? Ben hep koç kalmak istiyorum. Sağlıklı ama bireylerle çözüm ortakları olsun evet. istiyorum. Ben bunu çözümlediğim zaman sizin için en iyi adres şurasıdır deyip bir psikoloğa, bir psikiyatriste çok sağlıklı bir şekilde teslim edebilmek istiyorum. Çok bütün güzel. Amacım da buydu zaten. Keşke hani herkes bu etik çizgide kalabilse. Evet. O zaman çok daha işimiz kolay olur. Birbirimizin evet. işine destek oluruz, köstek olmayız ve dokunduğumuz, hayatına dokunduğumuz insanlarda da maksimum faydamız hı hı. olur. Diye kesinlikle. Evet, yavaş yavaş konuya girelim istersen. Peki. Koçluk konusu deyince tabii ki hepimizin bir geçmişi, bir çocukluk evresi, hı hı. bir yaşanmışlığı var ve geçmişten getirdiğimiz yaşanmışlıklarımız, tecrübelerimiz, kaygılarımız, korkularımız hı hı. söz konusu. Hı hı. Ve bunlar aslında bizim normal hayatımızda çok ciddi etkilere sahipler. Atacağımız adımlarda, kuracağımız ilişkilerde, olaylar karşısında vereceğimiz tepkilerde. Biraz hani bu kişiliğin gelişmesindeki o çocukluktan yetişkinliğe gelen evrelerden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şunu da ayırarak bahsetmek istiyorum. Mesela bu konular koçluk kavramının sadece kavramının veya koçluk çatısının alıp da değerlendirdiği konular değil. Buna ekstra bir sürü bilgi vereceğiz biz tabii. ama şimdi benim eğitimini aldığım hani yavaş yavaş bu alanlı olduğum bilgilerden de buraya taşıyacağız. Neden? Çünkü koç kişinin geçmişine aslında çok fazla odaklanmaz.
koç ne söyler, nedir ağzından çıkan ve nereye odaklamaya çalışır? Bulunduğun ana odaklan der. Geçmiş senin için, işte kimisi için nedir? İşte acı tecrübelerim vardır, bazen travma kelimesi bile kullanılır. Orada ben travmaysa derim, hani bu başka bir alana gelir. İşte biraz önce bahsettik, evet, ya psikolojiyle alakalı. Orada koçun da durması gereken çizgiler vardır. Hı hı. Şimdi biz her iki alandan da oraya bilgiler vererek bunu ulaşalım. Aynen. Daha sağlıklı olacağı için öyle. Şimdi koçun görevine gelecek olursak, geçmişini belki bilebilir. Hani danışanını tanımak adına geçmişinde neler vardı bilebilir. Buradaki ayrım nerede olur? Nasıl koç ya da nasıl bir psikolog devreye girer? Hı hı. Eğer sürekli takılıp kalıyorsa geçmişe ve ilerleyemiyorsa, yani anda kalamıyorsa, çünkü hedefleriniz var ve plan oluşturuyorsunuz. Evet. Her ne isterse olsun, işte kariyerse kariyer, çok iyi ilişki kurmaksa çok iyi ilişki kurmak, işte çıkıp kendini ifade etmek, doğru düzgün konuşmak, etkili konuşmak belki. Kendini ifade et, evet, çok önemli. Olduğu anda becerilerini tartırır koç. Der ki, hı hı, gel bir görelim bakalım senin güçlü yanların neler, senin zayıf yanların neler. Peki bize neler lazım, imkanlar neler, etrafta neler var daha kendini geliştirebileceğin. Tehdit gördüğün şeyler var mı, onlara da bakalım, onları azaltalım. Neden? Bir yolculuk var, biz öne doğru ilerliyoruz çünkü seninle, der. Olduğu ana getirip orada bir plan yapılır aslında. Güzel. Neyse. Psikoloji bunun tam tersidir diyebilir miyiz? Hani mevcut sıkıntının temelini aslında geleceğe değil geçmişe biraz gidip, tabii, oradan temeli bulup, hani, tabii, onu kazıyıp belki psikoterapi ya da çeşitli yöntemlerle çözüp, kesinlikle, sonrasında belki. Özellikle aşamıyorsa, yani geçmişe takılıyorsa nedir? Sohbet edersiniz. Geçmişinden bahseder kişi size, ama sorun değildir. Yani geçmişinde yaşadıkları sorun değildir. Ama oralara takılıyorsa, kısır bir döngünün olduğunu düşünüyorsa, tabii ki şöyle bir şey var. Mesela şimdi bilimin de ciddi anlamda desteklediği ve içine aldığı mesela mindfulness çalışmaları var. Koçlukla çok benzeşiyor. Farkındalıkla ama, anda kalma olarak. Aynen öyle. Evet. Yani aslında zihni ana çağırmak gibi. Yani şu anda ve burada ne hissediyorsun? Bedenini tarıyorsun. Bedeninde ne var? Neyi hissediyorsun? Veya işte öfke var, kızgınlık var. Bir yerde çözemedik bir problem var. Tamam. Buna rağmen değil, bununla birlikte yaşamayı öğreniyoruz, o kucaklattırır bu aslında. Bu çok zor. Birçok insanın çok zor gerçekleştirebildiği bir olgu değil, aynen, mi? Yani sürekli hani buradayken bile işte evde çocuk var. Akşama ne yemek pişireceğim? İşte çamaşırlar yıkanacak. Yarına, aynen, yapılacak işler, aynen, vesaire. Zihin, aynen, sürekli bir yolculuk halinde, aynen, ve çoğu zaman işte gelecek kaygısı, sağlık kaygısı, aynen, hayat kaygısı, pandemide tuz biberi oldu bu, aynen, sürecin. En büyük sebebi de ne? İşte başına hep yağ koyarak söylüyoruz bunları. İşte ya şöyle olursa, ya yetişemezsem, ya başaramazsam, ya hasta olursam, ya şu. Bütün yağlar kaygıyı çağırıyor. Evet. Aslında bilmiyoruz yani olduğumuz noktada şu an neredeyiz, ne yapıyoruz dediğiniz gibi. Çok güzel bir yemekteyiz, arkadaşlarla sohbetteyiz belki. Sadece o anda kalarak o ortamın verdiği duyguyu yaşama. Neden? O ya diye başladığınız şeyin %50'dir olma olasılığı, 50'de olmamadır. Yani bir varsayımdır aslında o. Yani ya yetişemezsem, ya yapamazsam, ya şu, ya bu, ya hastalanırsam. Ben buna da şöyle bir örnek veririm hep. Derim ki kapı çalmadan siz sürekli açıp bakar mısınız acaba biri geldi mi diye. Kapıda bir misafir var diye. Bunu böyle düşünmek lazım. Yani kapıyı çalmasını beklemek lazım. Ya da adım, ayak seslerini duyup bir şeyin geldiğini görüyor, gözlemliyor olmak olmamış lazım. Bir şeyin kaygısını önceden duymamak gerekiyor. Aynen öyle, kesinlikle öyle. Şimdi tekrar bir önceki şeye gelecek olursak, işte çocuklukta yaşadıklarımız, deneyimlerimiz şu, acaba bugün bizi etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Neden öyle? Doğduğumuz andan itibaren gözlem yoluyla birçok şeyi öğreniyoruz. Anneyi, babayı görüyoruz. Düşünün, en belirgin modeller onlar oluyor etrafımızda veya kopyalıyoruz da çoğu, aynen, zaman. Aynen. Veya anne yoktur ama yerine bir besleyen vardır. Her neyse. Model aldığımız modeller, kişi, her figür, aynen, her kimse. Öyle. Ve baktığınız zaman işte kültürde farklılıklar var. Niye? Biz nereye doğduk? Biz Kıbrıs'a doğduk değil mi? Düşün ki seninle benim bile aramda kültür farkı vardır. Niye? Sen Magos adasındır. Oranın yemeği, oranın yöresi, belki konuşma tarzınız bile, şivenin içerisinde bile kullandığınız bazı kelimeler vardır ki Lefkoşa'da mesela kullanmıyorumdur. Bir güzel yurtluyla bir Lefkoşalı arasında çok fark vardır. Gene yemek, giyinme, bakış açısı, her şey. Neden böyle? Doğduğumuz andan itibaren çevreyi gözlemleyerek birçok şeyi öğreniyoruz. Evet. Ve bilgiyi alıyoruz. Yani düşün ki milyonlarca bilgiyi zaten zihnimize alıyoruz ve zihin sünger gibi her şeyi çekiyor. Yaşanmış sevgiyi bize gösterdiği halde anne ve babanın,
o şekilde tanımlıyor. Kendi içimizde yoğuruyoruz onu. Evet. Sevgiyi verme ya da alma şeklini ona göre öğrendiğimiz için karşımızdakinden öyle bekliyor oluruz. İşte iletişimle ilgili sorun olur. Hani biriktirdiklerimiz ya da çocukluğumuzdan bugüne getirdiklerimizin etkisi var mı? Çok fazla var. Özellikle ilişkilerden örnek verecek olursak ki en kolay algılanan yer orası. Düşünün iki ayrı dünya, iki ayrı bağımsız anne baba, farklı kardeş, belki üç ya da dört kardeşinle birlikte yaşayan bir bireyle tek çocukluğu, evet. Bir birey farklı bir şehirde, düşünün farklı bir yerde, ayrı bir kültür, ayrı bir dünya, düşünün o şehirleri zaten. Gelip bir çatının altında bir dünya kurmaya çalışır. Çok önemlidir ki onunla onun küçüklüğünden oraya kadar olan biriktirdikleriyle tecrübeleri, nasıl bir yaşam kuracakları. Çünkü alışkanlıklar, kendilerine olan davranışlar, onun davranışları, dediğim gibi biraz önce sevgiyi alma şekilleri, verme şekilleri vesaire, hepimiz birbirimizden farklıyız. Eşsiz ve biricik oluyoruz. Evet, ve farklıyız. Ben bir dönem 5 Sevgi Dili isminde bir kitap okudum. Okumayan varsa da kesinlikle buradan şiddetle tavsiye ben ederim. Ben de öyle. yani o kitabın bana kattığı konu aslında her insanın sevgisini ifade ediş yönteminin çok farklı olduğu ve çoğu zaman karşımızdaki kişi bizi çok seviyordur fakat bunu bize ifade edişi ve geçirişi de kullandığı yöntem bizim alışık olduğumuz yöntem değildir diye biz onu almayız. Yani aynı dilden konuşmadığımız için ne söylediğini anlamayız. Ve birbirini çok seven birçok çift bu iletişim eksikliklerinden kendini değersiz, sevgisiz hisseder ve bir noktadan sonra da çatışmalar başlayıp ilişkiler yıpranabiliyor. O yüzden bu nokta hani çok hassas bir konu. Bunu artık açacağız inşallah. Mesela daha çok anneler, anneannelerle ilgili şeye bakacak olursanız. Mesela 70'li jenerasyon. 80'li jenerasyon hep şeydir işte, genelde hatırlamam, annem beni kucağına aldı da böyle vıcı vıcı sevdi. Yani genel bir şeyle konuşuyor. Daha bir otoriter yapı vardı diyebilir miyiz? Aslında baktığınız zaman o 5 sevgi dili dedin ya, çok ciddi anlamda hürmet. Çünkü onların ne yapardı? Pişirirdiği sevilen yemekleri çocuklar için. Hala daha böyledirler. Bakın yani 80'ler, 70'ler, 60'ların bile yaşıyorsa, hayattaysa, onların da anneleri hürmetle sevgiyi gösterirlerdi. Yedirme, içirme. Aynen öyle. İzaz, ikram. Sevdiği yemekleri yapsın, işte çamaşırını yıkasın, hep tertipli, temiz tutsun vesaire vesaire. Onların sevgi gösterme şekilleri oydu. Baktığınız zaman son 80'li jenerasyonun çocuklarına davrandığı, yani ben de kendi jenerasyonumdan bahsedecek olursam, sevgiyi bir tık daha fazla gösteriyoruz. Daha fazla sarılma var, okşama var, dokunmatik. Öpme var, söyleme var. Jenerasyonlar arasında bile bu farkı mesela görebilirsiniz. Onun temelinde de ne var? Onların da anneleri, yani baktığınızda annemizin annesi, yani anneannemizin annesi de onları sevgi şeklini nasıl almışlardır? Düşünün, çoğu tarlalarda ekinler, çok geç saatlere kadar çalışan kadınlar, hayatları zorluğu, işte savaş görmüşler, şu bu o. Onlara da baktığımız zaman o birikimleriyle neyi toparlamışlarsa kendi çocuklarına onları verdiler. Onlar neyi toparlamışlarsa hayatta, ki ve karakterlerine çevrede, de aynen öyle ve karakterlerine de zaten etki ediyor. Tabii ki herkesin bir mizacı, bir huyu var, onunla geliyor ama yaşarken de evriliyoruz. Kesinlikle. Onların verdiği, bize bıraktıkları, bizim verdiklerimiz. İşte bu da sorduğun sorunun cevabı. Evet, bizim doğduğumuz andan itibaren yaşadığımız her şey aslında bizi biz yapan şeyler. Ve bunların hepsini, kötüler olabilir, bizi çok fazla yoran şeyler olabilir, birçok defa bizi dibe çeken şeyler olabilir. Bunların hepsini bir deneyim olarak kabul edersek, hepsinin bize bir şey kattığını kabul edersek, bugün çok daha sağlıklı, çok daha ne istediğini bilen bir birey haline gelirdik. Ama şeye takılırsak, ben öyle ezildim, böyle ezildim, işte böyle kötü şeyler yaşadım, şu oldu, ben zaten şanssızım, bahtsızım. Evet, o noktaya bunlara gelelim. Takılırsak, bu bizim gelişim evremizi ve hayata tutunma şeklimizi de fazlasıyla etkiler tabii ki. Birazcık kurban psikolojisinde olan insanlar biliyoruz. Hani toplumumuzda var, bu çevremizde de illaki hepimizin var. Hayatında çok mutlu olan bir kişi gördüğünüz zaman dışarıdan baktığınızda sanki her şey güllük gülistanlık, her türlü imkanı olduğunu sanabiliyoruz. Ama bazen her şeye sahip olduğu halde mutsuz görünen insanlar var. Evet. Bunların temelinde neler olabilir? Belki bunları açabiliriz. Tabii ki. Mesela ben insanoğlunun hep
tamamlanma isteğiyle hayat içerisinde hareket ettiğini düşünen biriyim. Herkesin o tamamlanma ihtiyacı, belli bir yoksunluk, eksiklik, herkesin kendine göre farklıdır. Var. Çünkü işte biri duygudur, biri maddedir, yani biri manevidir, biri maddedir. Herkesin çok farklı olabilir o tamamlanma duygusu ve tatmin duygusu diyelim. Şimdi yaşam içerisindeyken, ki bu da sanırım gene bizim için bizi besleyecek en önemli şeylerden biridir. Bazı insanlar işte azla yetinmeyi bilir, işte şükrü çok zikreder, şükretmeyi çok zikreder ve bakarsınız çok daha farklı yaşar imkanı daha bol olan insanlardan. Yani her şey bugün maddi karşılığıyla hayatımızda olanlardan ibaret değil. Olmuyor maalesef. Evet. Ve ne istediğimizle de alakalı oluyor. Yani biz bu yaşam içerisinde ne istiyoruz aslında? Yani mutlu muyuz? Bir kendimizi check edip. Ne istiyoruz? Neye sahip olmak istiyoruz? Sahip kendimizi olmak tanımak derken... aslında hı-hı. diyebilir miyiz buna? Yani çünkü birçok insan hedefler koyuyor küçüklükten itibaren. Yetişkinliğimde şu meslekte olacağım, işte büyüyünce böyle olacağım, şurada olacağım, şöyle bir evim olacak, şöyle bir arabam olacak gibi hedefler koyuyoruz. Kimi zaman da kendimizi çok tanımadan... çevrenin etkisiyle de bu hedefleri koyabiliyoruz. Tabii ve ki. Bazen o hedeflere ulaştığımızda sandığımız mutluluğa erişmeyebiliyoruz. Hani... Aynen. Ya da yeterince bizi mutlu etmediğini. Yani belki mutlu evet. oluruz gene ama o arayış devam eder ya. Mesela danışanlarımla bu konuyu çok konuşuruz. İşte sürekli arıyorum işte acaba tatminsiz miyim yoksa maymun iştahlı mıyım diye. Kendilerini eleştirirler. Derim ki bir şeyleri arıyor olmak bir kusur değil. Tamamlanmayı istemek bir kusur değil. Evet, doğrunun size gelmediği için arayış devam eder. Yani doğru olduğunu düşündüğün bir şey var ama ne olduğunu da bilmem der. Yani tam olarak ne olduğunu bilmem. İşte o da yaşam amacının ne olduğunu bulmakla alakalı bir şey. Buna kendimden örnek vermek istiyorum ben. Belki daha kolay anlaşılır diye. Baktığınızda ben meslek lisesi çıkışlıyım ve muhasebe okudum. Neden muhasebe bölümünü seçmiştim? İşte o dönemin ekonomik şartları acaba beni okutabilir mi ailem diye. Ailemin de düşüncesi, vardı. Benim de düşüncem. Ama ne yapılır, edilir, işte baba anne desteği mutlaka yapılır ve okursun var. Dedim ki yok ya, ben hiçbir şeyi zorlamaya gerek yok. Biraz da böyle asi bir gençliktim. Ben lise sona gelip bitiririm okulumu, bir işe girerim, ticaret lisesi mezunu. O zamanlar da revaçta, yani bankalara girebilirsiniz, muhasebecilerin yanlarına girebilirsiniz. Hemen para kazanırım ben. Yani üniversiteye ne için gideceksin? Zaten bir meslek edinesin, para kazanasın, kısa yoldan kazanayım gibi evet. bir matematik yaptım. Tabii şimdi zaman öyle bir değişti. Arkadaş ortamlarım üniversiteye hazırlanmaya başladı. Bir de çok aktiftim, basketbol oynardım, folklor oynardım, çok çeşitli ortamlarda bulundum. Orada bir yalnızlaşma hissi geldi bana ve o kararı değişmeliydim. Yani bütün herkes üniversiteye giderken ben nasıl lise mezunu kalacaktım? Yani belli ki ortamın dışına çıkacaktım. Ben evet. ayrılacaktım sürüden. Farklılaşma çünkü herkes olacaktı. Bir şekilde gidiyordu. Dedim ki yakala bir yerden. Lise 2'deydi bu ilk uyanışım olduğunda. Lise 3'te dedim ki ne isterse olsun geleceğim. Tabii ticaret lisesi mezunu olduğunuz için üniversite sınavları sizin için daha zorlu. Neden işte fizik yok, kimya yok vesaire falan, çok uzatmayayım onu. Dedim ki dershaneye girerim. Ekstra işte ders almaya çalışırım, zeki arkadaşlarımla çalışırım. Şimdi bir hedef var biraz önce dediğim evet. gibi. O hedefte bana neler lazım? Yani bilinçsizce o zaman yapıyordum, şimdi artık evet. bunu farkında okuyup. Olarak. Aynen öyle. Ve oradaki şeyde serüvenin sonunda muhasebe çıkışlı olduğum için ailenin de mantıklı olan bunu devam ettirmendir demesiyle ve okuldaki öğretmenler de öyle, madem ki okudun ona göre bir alan seç demesiyle bugün finans ve ekonomi fakültesi mezunu oldum. Evet. Oldum, kariyer de yaptım baktığınız zaman. Ama gerçekten İpek'in içinden geçen evet. ya da ruhuna hitap eden ya da evet. yaşam misyonunda yapması gereken evet. bu muydu? Bir sorgusu şey daha hep kaldı. Vardı. Bir şey daha var, bir şey daha var. Yani tamam kariyer var, iyi de bir gelir var. Ama yok, orada bir şey var, eksik var. Daha fazla dokunmak isterim, daha çok sohbet etmek isterim. İşin yapısına bakarım, hesap, kitap, matematik, hep paralar, stres. Bir de yönetsel noktada da bir... Aynen, stres, evet. hani kişileri yönetmek, kişinin ağırlığını, yani işin size verdiği bir ağırlık var yönetici olduğunuz için. Altınızda çalışan bir sürü ekip var, onlar var. Daha değişik dokunmak istiyoruz ama işin yapısı ne zaman olarak öyle bir şey veriyor size? Ne de mesafe ne de, olarak. Aynen öyle. Ve bu neye sebep oldu? Bir yıl, tam bir yıl boyunca kendim 2015'te ayrıldım dedim ya.
2016'ya kadar olan süreçte gene şirketlere danışmanlık verirken bir yıl boyunca hep ben bunu düşündüm. Tam olarak aradığım ne, ben ne istiyorum? İnsanlara dokunmak ama nasıl dokunmak? Yani dokunmak ne demek? İnsanlarla evet. sohbet etmek ne demek? Her türlü edebilirsiniz yani. Bu... Sosyalleşip arkadaş çevrenizde de bunu aynen yapabilirsiniz. Öyle. Ve bir gün tesadüfen işte Yeditepe Üniversitesi'nin reklamı karşıma çıkar. Ve orada yeni bir hedef, yeni bir biraz önce dediğin gibi kariyer maratonu başlar. Onu hedeflerim, onu isterim. Aa işte neden olmasın ki o zamanlar Kıbrıs'ta daha bu kadar duyulmuyordu. Hani işte koçluk kavramları falan. Türkiye'de bayağı yaygın. Hatta bir meslek haline gelmiş. Evet. Bayağı ciddi anlamda yapılıyor. Bu şununla toparlamak istiyorum ki evet çevre fazlasıyla etkiliyor. Etkili. Olabilir. Şartlar o gün sizi oraya getiriyor olabilir. Ama bu demek değildir ki. Çünkü hayat o kadar uçsuz bucaksız imkanlar sağlıyor ki size. Yani bugün bu fakülteden mezun olup evlenip çoluk çocuk sahibi olmam bunun önüne geçemedi. Çünkü gerçekten öyle bir şeydi ki onu keşfettiğimde işte budur deyip yolculuğa çıkıp eğitimleri aldığımda içimde patlayan o şey işte yaşasın buymuş evet, demek buldum. Ki motivasyonu. Onun ardı arkası kesilmeden büyüyen bir şey gibi düşün, bir çığ gibi bana geldi. Bunu fark edebilmesi önemli çok ama önemli. Kişinin. İşte tam bu noktada da her şeye sahip olduğu halde mutsuz görünen insanlara baktığımızda belki de bizim penceremizden her şeye sahiptir ama kendi iç dünyasında bahsettiğiniz bu eksikliği bulamamıştır. Ekonomik anlamda, yaşam standartı anlamında iyi bir yerde olsa da kişi eğer tam ait olduğu yerde hissetmiyorsa mutlu olamıyor herhalde değil mi? O yüzden bu... Çocukluk aşamasından yetişkinliğe geldiğimiz aşamada da kendimizi tanımanın, ne istediğimizi, kim olduğumuzu çok iyi bilmenin her aşamada hem ikili ilişkilerde hem mesleki hayatta önemini belirtiyor, ortaya aynen. koyuyor. Yani bunu bir metaforcuk daha koymak istiyorum, öyle bırakmak istiyorum akıllarda daha şey kalsın. Hani kendini tanıma veya hayata köklenme yani her şeyiyle yaşadıkların, buraya kadar geldin, sahip oldukların, ne istediğin. Bunu kişinin kendiyle olan iletişim de çok önemlidir çünkü. Yani kendinle nasıl iletişim kurarsan aslında dünyayla da öyle iletişim kurarsın. Hatta aynı dili kullanırsın. Hep bunu söylerim ben. Evet. Yani kendi kendimizle konuşurken ki hiç susmayan bir zihnimiz var maşallah. Herkesin ki aynen öyle dediğini evet. düşünüyorum. Onu kontrol edebilmek, hani ne olduğumu, ne hissettiğimi, nerede olduğumu, ne yapmak istediğimi soruları kendime sorduğum zaman yaşama daha farklı köklenebiliyor mu? Bunu şey gibi düşünmesini istiyorum sevgili izleyicilerin. Çünkü bir ağaç nasıl köklenir yere? Yeşil yaprakları vardır, çiçekler açar. Ne kışlar, ne yağmurlar, ne karlar görür. Tamamen döker ama kök sağlam olduğu için o hep yerindedir. Ayakta kalır. Ve bekler, baharı bekler sabırla. O bahar da yeniden açar. Hayatımızda bir sürü zorluklar olacak. Yanlış seçimler yaptık diye de diyeceğiz. Yanlış seçim demek yerine bunu yaşamam gerekirdi. Bundan ne öğrendim buraya kadar? Nasıl bir deneyim vardı? Cebime ne koydum ben şimdi bu yaşadıklarımla? Eğer perspektifi ve düşünce yapısını, işte mindfulness'ten de bahsettik. Her şey düşünceyle başlıyor. Çünkü düşünce duyguyu etkiliyor. Düşüncelerimi kontrol edebiliyorsam ben, ve kökleniyorsam o fırtınaya da, o kara da, o çok sıcaktan yanıp sararan şeye de geçici olduğunu hep bileceğim. Çünkü evet. köklerim çok sağlam. Çok iyi köklenmişimdir. Birazcık da sabırla ne istediğini bilerek, geçeceğini bilerek, istersek eğer o değişimin, gelişimin bizde de olabileceğini bilerek kişi birçok şeyi değiştirebilir. Evet. Bu noktada korkulara da biraz değinebilir miyiz? Mesela sevilmeme ya da dışlanma korkusu birçok insanda var ya da terk edilme korkusu veya yalnız kalma ya da sevdiğini kaybetme korkusu, başarısızlık korkusu. Bunlar da aslında hayatımızla ilgili alacağımız kararlarda çok etkili oluyor değil mi? Tabii ki oluyor. Nasıl bir yol çizmeliyiz? Yani o direksiyon elinde, siz evet. haritasınız. Evet. Nasıl bir yol izlemeli kişi bu noktada? Şimdi tabii bu iki uçlu değerlendiririm ben bunu. İki ayrı uçta iki ayrı anlamamız gereken şey var diye düşünürüm. Bir tanesi yaşarken, hani küçük yaşlardan, düşünün ki zihin bir kumbara gibidir. Hele ki bilinçaltı dediğimiz yer. Hani Freud'un buzdağını düşünelim. Evet. İşte bir görünen var ama o görünenden çok daha fazla var. Da bir görünmeyen var der ve hep bunu savunmuştur. Şimdi o görünmeyen tarafta yaşarken birçok şeyi oraya o kumbaraya atarız, biriktiririz. Çok hatırlamayız.
Yani çok böyle günümüze gelmez birçoğumuz. Farkında değiliz. Farkında değiliz. Ufak tefek hatırlarız. Başka şeyler üzerine girer, örtülür, geçer falan. Bununla ilgili mesela ilkokul döneminde diyelim işte bir öğretmeninizin yanlış bir ifadesi. İşte çekilsen ne bilirsin, ne başarsın veya anneler mesela, anneler babaların yaklaşımında olabilir bu. Sen beceremezsin işte bırak, ben yaparım bırak. Şimdi bu ilerleyen zamanlarda bunu tekrarla duyması, zaten zihin tekrarla öğrenir. Tekrarla duyması bunu. Ona inanmasına neden olur, içselleştirir. Evet, aynen, o onun bir parçası gibi olur. Yapıştı, onu giyer, o kıyafeti üstüne giyer. Aynen öyle. Kişi ne kadar başarılı olursa olsun, nasıl bir yere gelirse gelsin, bir şekilde gider ve o deneyimle eşleşir içeride. Hı hı. Çünkü bir bilinçli, aktif şu an olan var, bir de buzdağının altı var dedik, hı hı, ya. Gider ve küçük küçük oralarla birleşir. Oralarla birleştiğinde o problemler hep büyür. Yani kendini ifade etmek mesela çok fazla... TEDx'te oradaki şeylerde konuşmacıların şeylerinde de vardır bu. Mesela der ki işte anne sus sen otur sen çocuksun konuşma. Mesela eskileri eleştirirken o tarz konuşmalar kişilik olur. Gelişimini ne kadar baltalayan, evet, bir tavır. Kesinlikle. Evet, tabii ki ebeveyn farkında olmadan yapar. Yani bilse ki yıllar geçtikten sonra bu çok daha büyük bir problem haline gelecek çocuğu için. Bilinçli olsa o, evet, konuda tabii ki onu yapmayacak. İşte bu ve bunun gibiler veya birkaç kez başarısızlığın yaşanması, herhangi bir şekilde, sadece çocukluk değil, iş dünyasında da öyle. Kişi o başarısızlıktan ibaretmiş gibi onu aslında hep alıyor ve gününe, gündemine getiriyor. Gene mindfulness'ten, evet, alıntı alarak şöyle bir şey diyelim. İşte mesela ciddi hastalıkları olan, diyelim ki kanser hastası, ben kanserim der. Aslında kişi kanser değildir. Kanserli hücrelerim var, birçok hücrem var. Evet. Kanserli hücrelerim var. Yani şu an sağlıksız hücrelerim var, evet, vücudumda. Kişi kanser değildir. Kişi başarısız. Başarısızlığın kendisi kişi midir? Kanserin kendisi kişi midir? Hayır. Bir parçasıdır. Evet. Bir hücresidir. Başarısızlık ama ondan da öyledir. İbaret değildir. Ondan ibaret değildir. Evet. Kişinin bunu bilmesi gerekir. Yani düşünün ki kişi, insan dediğimiz şey bugün ne kadar enteresan teknolojiye sahibiz. İlkel mağaralardan çıkmış bir geçmişimiz vardı. Düşün, hayatta kalma savaşı verirken. Bugün uzaydan görüntüler alabiliyoruz. Televizyonlar, son model telefonlar var. Kim yaptı bunu? İnsan yaptı. Bu zihin, bu beyin yaptı. O kadar güçlüyüz ki biz. Evet. Ve sadece oraya takılmak, o başarısızlığa takılmak veya annenin babanın yeterince sevgisini gösteremediğinden sevgisizce kendini hissetmesi... Bu kişinin kendi olduğu anlamına gelmiyor. Orada kişi ne olmalı, ne yapmalı, ya nasıl fark edeceğiz? Çok da hızlı konuşuyorum, her şeyi verebilelim diye sevgili izleyicilerimize. Evet. Kendinizi taradığınızda hangi duygu içerisindeyim? Korku mu var orada o an? Korkuya kendini dinlemek aslında, aynen, değil mi? Sarıl, o korkunun kaynağı ne? Neden şu an öyle hissediyorum? Neden tedirginim? Çünkü çoğu zaman olaylar karşısında beklenmedik tepkiler verebiliyoruz. Yani bir anda birinin söylediği çok basit bir cümle karşı taraftan çok farklı duyulabiliyor. Tabii eğer ki kişinin o buzdağının alt kısmında kalan korkuları varsa, sevilmediğini hissediyorsa ya da değersiz hissediyorsa, kurulacak en küçük bir negatif cümle bile ona kat ve kat büyük duyulabilir. Tabii ki. Çünkü eşleşiyor dedik ya. Evet, hani o, hı, noktada aslında... hem karşımızdakini anlamak, hı hı, için bir empati herhalde bu, hı hı, noktada önemli. Hem de, hı hı, kişinin kendi iç dünyasına, hı hı, inerek dediğiniz, hı hı, gibi hani acaba bu söz bende hangi duyguyu yarattı? Kesinlikle. Çok güçlü bir soru. Yani orada bir şey sizi tetikledi. Duyduğunuz bir şey sizi tetikledi, gerildiniz, sinirlendiniz, öfkelendiniz, korktunuz, her neyse duygunuz orada. Ben de neyi uyandırdı, neyi çağrıştırdı, nereye dokundu, neyle eşleşti? Yani tabii ki bu hani söylemesi kolay diyecek eminim bunu yaşayan izleyiciler. Tabii ki bazen destek almadan kendinizle barışık da bunu yapabilirsiniz. Evet. Eğer bu takılmışsa ve sürekli hani bahsettim ya, bununla ilgili kesinlikle destek alınması gerekir. Yani, hı-hı, çok ciddi anlamda yaşam kalitenizi elinizden alan travmatik bir şeyse. Travmatik bir noktadaysa mutlaka bir psikolog desteğiyle. Kesinlikle bir psikolog desteğiyle oraya gidip de o korkunun temeline evet, inmek gerekir. Ama normal şöyle işlevselliğinizi kaybetmezsiniz. Evet. Yani işinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili işlevselsiniz, her şey yolunda.
yolundadır, sıkıntı yoktur burada ama orayı da aşmak istersiniz. Yani nedir bunun temeli? Ya da ilişkilerde mesela o kaybetme korkusuyla ilgili kişiye mesela hiç kaybettin mi, böyle bir deneyimin var mı? Hayır diyebilir mesela kişi size. Bunu sadece kendinin yaşaması gerekmez. Çok değer verdiği birinden gözlemler. Annesiyle babası arasındaki ilişkiyi, annenin babayı terk etmesi, babanın annesinin terk etmesini görür. Evet. Kişinin illa da bir şeyi yaşaması gerekmez bu kumbaraya atmak için. Hı-hı. Bu da çok önemlidir. Yani gözlemleyip çevrede kişiselleştirebilir. Evet. Kişi ve bu çok şeye önemli girebilir. O yüzden güçlü sorular sormak gerekir ki güçlü cevaplar gelsin. Kişi eğer kendine zaman ayırıyorsa, zaten ki ben hep şey derim, yeterli zamanı kendinize ayırsanız her şeye ayırdığınız gibi. Yani çoluğa, çocuğa, anneye, babaya, şuraya, işe, herkes her şeye vakit ayırır, kendisine ayırmaz. Ayırsanız diyorum, bize hiç ihtiyaç olmayacak zaten. Evet. Bu meslekler bu kadar popüler olmayacak. Evet. Yapmıyoruz işte. Yani o program öncesinde de konuştuk. Çoğunlukla bilhassa kadınlar, eğer anne isek, evet, hep sonuncu plandayız. Hani aynen, ikinci, üçüncü değil, en sonuncu plandayız. Çünkü evet, bir hayat koşturmacası, aynen, sorumluluklarımız hayata dair, ailemize, aynen, çocuğumuza, sevdiklerimize, işimize dair olan sorumluluklarımız, vazgeçemediklerimiz ve hep ilk aslında en asli sorumluluğumuz kendimize olandır diyebilir miyiz? Tabii ki. Biz iyi olmazsak çevremizdekilere nasıl bakacağız? Çevremiz evet, nasıl iyi olacak? Yani hep ben de kendi danışanlarım bana geldiğinde de şunu görürüm. Hep kendini ihmal etmiş, evet, hayatını, ailesine, mesleğine adamış insanlar evet, gelir ve hep derim ki hani uçakta bile ilk duyduğumda yadırgamıştım. Önce kendi maskenizi, sonra evet, çocuğunuzun maskesini evet, takınız. Tabii. Hani bu örneği ben hep veririm. Danışanlarım evet, hatırla, yani anımsayacaktır bunu. Bu nokta aslında hani evet, kendimizi sevmek, kendimizi tanımak, kim kesinlikle olduğumuzu, başa dönüyoruz, ne olduğumuzu, kesinlikle, ne istediğimizi bilmek aslında birçok sıkıntının kesinlikle kaynağını çözmek kesinlikle anlamına gelir diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Peki hayır demek kelimesine bir gelelim. Bu birçoğumuzun çok zor olduğu ve hep kuramadığı. Hep popüler, hiç gündemden düşmüyor. Evet, hani bunu bir açabilir miyiz? Çünkü çok kaba ve kırıcı bir söz gibi gelir ve birçok evet, insan bunu kurmakta zorlanır. Ne aynen, diyebiliriz? Yani zaten başlarken bile, hayır tanımlarken mesela ne dedin sevgili Şöhret? İşte kırıcı ve kaba gibi gelen bir kelime. Aslında kırıcı, kaba, dışlanabilirim. Yani bunu söylediğimde dışlanabilirim. Karşımdakiyle iletişimim, ilişkim bozulabilir hayır dediğimde gibi. Gene ya evet, hayır dersem de ya ilişkim bozulur, ya beni dışlarlar, ya kaba olduğumu düşünürlerse. Evet. Aslında hayır demek kişinin en doğal hakkı. Neden? Size doğru gelmeyen bir davranışı, bir hareketi yaptığınız zaman o hayır dediğinizde olasılık, varsayımdır size karşının vereceğini düşünürsünüz. Hı hı. Genellikle hep öyle olur. Yani hiç hayır dedin mi dersiniz mesela. Yok demedim, çekinirim. Bir de bakalım ne gelecek karşısında. Evet. Onu nasıl yöneteceksin, ona bak. Şimdi istemediğiniz bir şeye hayır demek yerine evet dediğinizde çok daha mutsuz oluyorsunuz. Yani teraziye koyduğunuz zaman hayır deyip güzelce kendinizi ifade ettiğinizde neden hayır dediğinizde. Yani tabii ki bir şey seninle hayır, bu değil aslında. Sebep sonuç ilişkisini aynen öyle sunarak. Yani bunu yaparsam benim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden bunu böyle yapmasak daha iyi olur. Yani evet, bunu seçersem benim için daha iyi olacak. Bunu seçersem bizim için daha hoş olacak. Bunu böyle yapsak olur mu? Yani o hayırın arkasında kuracağınız cümle, evet, o iletişim becerisi o kadar önemlidir ki. Ama biz ne düşünürüz? Varsayarız ki karşımızdakine hayır dediğinde o da bir tepkiyle bize gelecek. Ve orada karşı karşıya bir çapraz çarpmış bir aynen, olacak. Aynen. Halbuki bu bir farsayımdır. Kişi bunu yönetebilir. Hayır dediğiniz kişiyi, iletişimde olduğunuz bir kişiye hayır dersiniz zaten. Eminim herkes yabancı kişilere işte bunu alır mısınız, verir misiniz? Hayır istemem der. Evet. Değil mi? Örneğin işte bir çiçekçi gördünüz. Evet. İster misiniz dedi. Yok hayır teşekkür ederim. Ama size yakın olan birinin sizden bir şey istediği durumlarda o hayır ağzınızdan kolay çıkmaz. Çünkü incitmekten korkarsınız. Bir şey söyleyecektir. Siz belki incineceksinizdir. Yani hep başında gene yağ vardır. Evet. Karşınızdaki kişiye nasıl bir cümle kurarsam hayırı kullanmadan da cümle kurabilirim. Değil çok mi? Çok güzel. Nasıl bir cümle kurarsam istemediğimi ifade etmiş olurum. Aslında hayır böyle bir şey. Yani kendini de orada tanıyorsun. Karşındakini de tanıyorsun. Nasıl yaklaşırsan az çok
iyi gelebilecek, evet, yumuşak bir cümle olabilecek de biliyorsun. Ve kişi hayır dememekten geri durmamalı. Hayır demek kişiden parça parça giden demek. Çok önemli. Ben kendimden hani siz anlattıkça böyle çağrışım yapıyorum. Örneğin bir danışanım beni aradığında, yeni bir danışan ve randevu istiyor. Programım yoğun. İşte ısrar ediyor yarın gelmek istiyorum diye. O an hani program dolu ve müsait değil. Ona kusura bakmayın sizi alamam yerine. Ben size yeterince zaman ayırmak istiyorum. Sizinle uzun uzun sohbet etmek istiyorum. Yarın olursa çok kısa sürer. Sizinle yeterince ilgilenemem. O yüzden boş vaktim olan bir güne sizi almayı tercih ederim dediğimde. Harika mesela. Bu karşıdaki insanın aslında onu ne kadar reddedilmiş hissetmez, değerli aynen, hisseder. Çok değerli aslında hisseder. Hani mizaç bir kendimizi aynen, ifade ederken, cümleyi kurarken kullanabileceğimiz hani o enstrümanlardan aynen, çok önemli bir tanesi. Ve kesinlikle, işte doğru kullanmak aslında o ifade aynen, en büyük temel sıkıntı iletişim eksikliği aynen, zaten. Aynen. Duygularımızı geçirirken, isteklerimizi söylerken hep bir tutukluğumuz olabiliyor. Hani birçok insanda var. Dediğin gibi bu çok bende bunu çağrıştırdı ve hayır kelimesi olmadan kesinlikle iletişimde mümkün. Kesinlikle. Bunu o zaman daha çok kullanmalı ve alternatif çözümler sunarak da demek ki reddedebiliriz. Güzel, aynen, güzel bir örnek olmuş oldu. Evet, peki son olarak süremizin ne yazık ki sonuna geliyoruz. Daha konuşmak istediğimiz birçok şey vardı. Tahmin ediyordum hani sığdıramayacağımızı evet, ama. Koçluk desteği almak isteyen bir insana neler önerirsiniz? Ya da hani bu yola çıktığımızda bir kişinin temelde ilk yapması gereken adımlar nedir? Hayatını idame ederken o direksiyonu eline alabilmesi için birkaç tavsiyede bulunabilir miyiz? Tabii ki. Her şeyden önce ne istediğini az çok biliyor olması lazım. Karar verememiş olabilir bakın. Yani birkaç alternatif olabilir aklında. Ne istediğine derken şunu gene tekrardan ayırmış olayım. Of işte düşünemiyorum bile. Aklımda hiçbir şey yok. Çok da keyfim yok. Yani bunlara ayıracak sanki vaktim de yok. Bu çok ayrı bir şey. Yani o keyfinin olmaması, motivasyonsuz oluşu, bunun altında başka bir şey ararım. Depresyon ve, olabilir. Aynen, ve ben değilimdir. Bunun adresi en uygun adrese teslim ederim, güzelce anlatırım. Ama kişi diyorsa ki işte şunu yapmak isterim, nasıl yapacağımı bilmem. İşte bakarım o yapmış bunu ama ben nasıl yapacağımı bilmem. İşte onun parası vardı da bunu yaptı. Mesela iş açacak, çok popüler olan şu dönemde. İş açacak işte ama Covid de var, şöyle de var, buva da var. Bakarım o açar. Onda cesurdur, cesaret var, bende yok. Böyle geliyorsa yani bir şeyler yapmak ister kişi veya ilişkilerinde de olabilir. Ya da işte kendini ifade etmekle ilgili. Yani bir çırpınışı vardır, bir çabası vardır. Ama biraz önce dedik ya başarısız olacağını düşünür, yalnız yapamayacağını düşünür belki. Orada kişiye neyi gösterir? Yani bu şekilde karmaşıksa, ilişkisinde, işinde, kariyerinde, iş kurmada hiç fark etmez. Sağlığı yerindeyse tekrar söylüyorum onu. Ruh sağlığı evet, yerindeyse, depresyonda değilse. Bununla ilgili kaç tane yol varsa her şeyden önce zaten onları görmesini sağlar bir koç. Güçlü yönlerini fark edip onlara aynen, tutunup. Aynen. Bütün güçlü yolunda, yönlerini kişi orada görür. Evet. İlişkiler, kendini ifade etme hiç fark etmez. Bütün güçlü yönlerini görür. Zayıf yönlerini de görür. Sadece güçlü yönlerini yürümesi değil. Yürümesi gereken tarafı bilirse geliştirmesi o zaman. Geliştirmesi gereken. Evet. Zayıf evet, yönlerini neden görür? Çünkü geliştirmesi gereken alanlardır onlar. Güzel. Onlar da birer enstrümandır. Çünkü onun için evet, hepsini çalmak lazım. O evet, yolda giderken hepsi bize güzel, lazım. Kişi onları da görür. İmkanları da görür. Etrafında fark etmediği, unuttuğu. Bazen evet, şey derim, blackout perdeyi indirdik evet, gene derim. İşte şu yok muydu, bu yok muydu diye. Bütün kaynakları görebilmek. Ne var etrafımda? İş evet, kuracağım. Kimden destek alabilirim? Model edinmek belki. Kime bakabilirim? Şimdi bir insanoğlu X bir işi yapmışsa her insanoğlunun bunu yapabilmesi çok olası. Çünkü bir insanoğlu yapmış zaten. Örneğinde evet, bu var. Bunları görebilmesini sağlayan yani varsa blackout perdeleri onları kaldırıp o koç
o yolculukta koluna girip profesyonel bir yol arkadaşı oluyor. Yani evet. Bir araç oluyor aslında. Onu normal bulunduğu noktadan varmak istediği yere kadar getiren bir araç, bir araba güzel. Gibi düşünülebilir. Sevgili İpek'cim, zaman su gibi akıp geçti. Çok keyifli bir programdı. Dilerim izleyicilerimiz için de o kadar verimli olmuştur. Küçücük bir pencere açmak ve bir ışık sızmasına yardımcı olmak bile bir yolculuklarında fayda diye sağlıyorum. Hı hı. Ümit ediyorum ki izleyenler bugün ilham almışlardır ve bir yol göstermişizdir onlara. Ben diline ve ayağına sağlık diyorum ve bir başka programda tekrar seni burada ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu güzel program için. Memnuniyetle de her zaman burada olmaya hazırım. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, su gibi akıp geçen bir saatin ardından yine programımızın sonuna geldik. Biz her hafta sağlığa dair ve spora dair çeşitli konuları konuşmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. İyi günler.